Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Hazreti Hızır manevi orduların komutanı olarak başta Müslümanları destekliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın teyzesinin oğludur. Ordularının komutanıydı. O günkü vazifesi. Zülkarneyn Aleyhisselam'la beraber, Allahu Ekber, doğuya, batıya, güneye, kuzeye seferler yaptı. Ordu komutanı olarak o baştaydı. Şimdi de manevi orduların komutanı olarak yine başta. Teslim olanlara, yolunda gidenlere yol ve yordam ilahi ikram ve taktikleri de öğreten zattır. Mısır'daki olan olaylarda, Lübnan'daki olan olaylarda, Suriye'deki olan olaylarda hala vazifeli. Bugün gene şu anda Suriye'de gene görevli. Onlar için zaman ve mekan mevhumu çok farklı. Cemaatimizin içerisine de giriyor. Sizleri de kontrol ediyor. Bütün cemaatlerin içerisinde bulunuyor. Raporları hem zahiren hem manen 40 günde bir defa. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendimizin huzurunda hepsi istişareye açılıyor. Vaktin tamam olması bizim talebimize göredir. Bizim hazır olmamıza bağlıdır. Eğer bizim hazırlığımız tamam olsa, mıknatısın demiri çektiği gibi, belki çok klasik ama bizim aşkımız ve muhabbetimiz ve beklentimiz vaktin sahibi Mehdi Aleyhisselam'ı çekecek kuvvetli olsa belki yarın, belki yarından da yakın. Cenab-ı Allah hemen tecelli ettirecek. Çünkü vakit tamam. Maşallah. Hızır Aleyhisselam vazifesini yapıyor. Cenab-ı Allah Hızır Aleyhisselam'dan faydalanan kullardan eylesin. Sizin cemaatinize manevi ilim akıttığını da ben biliyorum. Maşallah. Amin. İhlastır aranın. Buyurun. Estağfurullah. O zaman Mehdi Vehbi ilme sahip bir kişi olarak, yani Hızır Aleyhisselam özellikleri gösteren bizzat olarak ona tabi olmakta hani zorluklar veya usulünde şaşırtıcılık olacak. İşte Hızır Aleyhisselam'la diğer Musa Aleyhisselam misali gibi zahir ilim sahipleri şu anda iki imamen gibidir. Mehdi Aleyhisselam'ı zahiren ilimle birisi yönlendirir. Diğeri de Hızır Aleyhisselam manevi ilmiyle onun kalbine akıtarak yönlendirir. Sizler de şaşırırsınız. Allah Allah, dün biz bu meseleyi bilmiyorduk. Bugün çözdük. Yani çözen Allah'tır. O izin vermedi sen nasıl çözeceksin? Çözdüren gene Cenab-ı Allah'tır. Sebep kılmıştır. Kalplerimize dayanamayacağımız için ilham şeklinde verilir. İşte yetiştirecekleri zat vaktin sahibi olacak. Vaktin sahibinin zahiri ve manevi ilmi şu anda ne aşağıda kalır ne yukarıdadır. Orta haldedir. Zaten alameti de o olacak. Onu bir gecede de ihya edecekler. Ertesi günü tekbiri getirdiği vakitte alametini göreceğiz zaten. Cenab-ı Allah o güne yetiştirsin bizi. Amin. Onu bekliyoruz. Sizlerden de. Benim samimiyetle söylüyorum, size karşı niyetim, muhabbetim çok iyi. Çok dua ediyorum. Adalet bunu gerektiriyor. Yani ben aferin beklemiyorum bunun için. Yani bizim ulaşamadığımız yerlere ulaşıyorsunuz. Benim giremeyeceğim yerlere giriyor. Bu saatten sonra benim ilmim, irfanım, hikmetim olsa da şu kılığımla, bu kıyafetimle, bu sakalımla giremeyeceğim yerlere sen hala girersin. Sen hala oralarda hizmet edersin. Bana bazı kapılar sınırlandı artık. Bu da bir imtihandır. Çünkü ben bu vazifeyi bir kere üstüme aldım. İstifa edemem. İstifa edeni gönderiverirler öbür tarafa. Dolayısıyla sizlerin elindeki nimetleri çok iyi görebiliyorum şimdi. Bunun için madem ben buraya oturtuldum, dua makamındayım, hizmet makamında olanlara, irşat makamında olanlara, koşturanlara, size fetih makamında olanlara son derece gece ve gündüz teheccüd namazlarında bile, seherde bile dua ediyoruz ki Allah sizleri muzaffer etsin. Samimiyim. Cenab-ı Allah bütün kardeşlerimizin aşkını, muhabbetini artırsın. Yeni bir hicri yıla başlayacağız. Muhasebe senemizdir. Yeni bir hicri yılın başlangıcının içindeki sırrı unutmayalım. O gün başlamıştır. Mehdi Aleyhisselam zamanına kadar da devam edecektir. Şu anda Cenab-ı Allah hepimizin üzerinde, Muharrem ayında işte yaklaştık. Zulümleri herkesin artıyor.
sizlere vermiş olduğum bir müjde vardı ki Kurban Bayramı'nda veya en geç o günlerde bitecek diye Muharrem ayında o zulüm üzerinizden kalkar. Hiçbir şeycik kalmaz. İnşallah. Kalkacak. Hiçbir şey kalmayacak Allah'ın izniyle, koşturmayacağız. Çünkü lüzumsuz o işten uğraşana kadar daha hayırlısıyla uğraşacaksınız. Allah razı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. İmam